Herkese merhaba. Donetsk Halk Cumhuriyeti Güvenlik Birimlerinin temsilcisi TASS'a, Ukrayna'daki silahlı kuvvetlerin onlarca askeri esirinin, Cumhuriyet'te oluşan Bohdan Khmelnytskyi gönüllü taburu saflarına daha fazla katılmak amacıyla Rusya Federasyonu pasaportu almak için belgeler açtığını söyledi. Ajansın muhatabı, birkaç düzine savaş esiri belgeleri teslim ettiler ve Rus pasaportlarını almak için parmak izi prosedüründen geçtiler ve Bohdan Khmelnytskyi adına oluşturulan tabura girme fırsatlarından geçtiler, dedi. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'nda, Ukraynalı esaretten kurtarılan Rus askerlerinin rehabilitasyon ve tedavi için Moskova'ya gönderileceğini bildirdiler. 24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinin, LHC ve DHC, başkanlarından yardım talebine yanıt olarak Donbas'ı korumak için özel bir operasyon yürütmeye karar verdiğini söyledi. Ona göre, düşmanlıkların amacı komşu ülkenin askerden arındırılması ve yetkililerinin etkisiz hale getirilmesidir. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.